Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne yaptın? Nasıldı bu hafta? Neler yaptın? Anlat bakalım. Yorucu bir haftaydı. Çünkü yavaş yavaş işte böyle okulda da hani bir sınav stresi sardı herkese. Yarın başlıyor sınavlarım. Yarın TYT matematik sınavım var. Ondan sonra bu hafta daha az sınavım var ama haftaya böyle adam akıllı bir sınav haftası olacak. Yani bu hafta daha rahatsız ama haftaya çok yoğun. Bu hafta iki tane 11. sınıf denemesine girdim. Ama ikisi de zaten biri cuma girdim, birine de cumartesi. Süper. Okulunuz 11. Evet. sınıftan itibaren sağlam tutuyor baya, yani AYT'nizi kasıyor. Güzel, buna sevindim. Çünkü AYT önemli, yani biliyorsun, her zaman söylüyorum zaten. Onun için iyi. Şimdi dedin ki Evet. kuzucuğum, haftaya baya yoğun bir sınav haftanız olacak dedim. Bu hafta yoğun değil dedim. Şimdi haftanın sınavlarını istersen bu haftadan çalışmaya başlayabiliriz. Ama geçen hafta da söylemiştim bunu zaten, biliyorsun. Şöyle bir durum var. Zaten biz tarih olsun, coğrafya olsun, bilmem ne olsun, full bunlarda okula bağlı olarak gidiyoruz. Aynı şekilde TYT ve AYT matematikte de öyle. Okulda ne işiyorsanız oradan devam ediyoruz. İşte okulda atıyorum AYT matematikte analitik işlediniz, biz de seninle analitik çalıştık. Ya da işte trigonometri işlediniz, biz de seninle trigonometri çalıştık. O yüzden hani o konuyla alakalı aslında çok büyük bir sıkıntımız yok. Sadece yine de böyle bir tekrar yapmak istersen diye bu haftayı bir tık daha yoğun tutup sınav programına göre hazırlayabiliriz. Tabii senin isteğin doğrultusunda. Yani evet olabilir. Yani çünkü haftaya bayağı yoğun. Ya bu beni her türlü geriyor. Ya sınav haftaları beni geriyor. Yani ne kadar çalışsam da çoğu öğrenci de olur ya hani hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi. Benim hep böyle Tabii oluyor. Ben ki. hiçbir sınava Bende de kendimi öyle hazır oluyor. hissederek girmiyorum. Ama gerçekten bildiğimi de biliyorum. Ama hiçbir sınava bilerek girmiyorum gibi geliyor bana. Ben de aynı şekilde öyleydi. İşte AYT'nin kapısından gireceğiz böyle sınav. Anneme diyorum ki, anne diyorum, galiba ben boşa çalıştım. Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum falan diyorum. Ben, oha, hiçbir yazarı hatırlamıyorum falan diyorum. Böyle halbuki kitap gibiyim yani. Ezberim de iyidir benim. Çok çalıştım. Böyle en detaylı şairlere, yazarlara, bilmem neye kadar biliyorum. Diyorum ki ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben yok, yapamayacağım falan diyorum böyle. O his çok normal sınav stresiyle, ama tabii ki soruyu gördüğün zaman her şey tıkır tıkır aklına geliyor. Eğer gerçekten çalıştıysan, ne biliyorsan, o stres de çok normal. Ki asıl çalışmayan adam stressiz olur. Sen çalışan bir öğrenci olduğun için bu stresin olması çok normal. Ne sınavı olursa olsun, çok basit bir sınav bile olsa. Yani insan dil sınavından önce bile eğer bir böyle birkaç not baktıysan geriliyor. O Evet, yüzden gerçekten. böyle din olsun, felsefe olsun, işte yan dersler olsun, okulda oluyor ya bazen böyle. Onlarda bile girilmek normal. O yüzden Yani. sıkıntı yok. Bu sana özel bir durum değil. Herkes yaşıyor yani bunu. Kafanı takacak bir şey yok. Tabii ki stresin senin sınava bilgini dökmeni engelleyecek düzeyde olmasın, ama başka söylemek istediğim bir şey yoksa bu haftanın verimli geçmesine sevindim. Yani herhangi böyle bir moral motivasyon düşüklüğün, uyku düzeninde bir bozukluk, telefon kullanımı ile ilgili bir sıkıntın, hani sınavın diğer süreciyle alakalı da bir sorunun olmadıysa, o zaman ekran paylaşımı yapıp şeye geçeceğim. Şablonu göstermeye, birlikte konuşmaya geçeceğim. Tamam. Şöyle paylaş dedim. Hemen açıyorum. Şimdi bu hafta AYT denemesine girdik dedin. Yani 11. sınıf denemesine girdik dedin. O senin için AYT denemesi olmuş oluyor. Bunların netini buraya girdin mi? Ayet olarak girmedim hiç. Tamam. O zaman şey yapalım. Sen bana söyle, ona göre bir tartışalım. Hani bu denemelerle ilgili bana verebileceğim bir feedback. Ya işte şurada şu şekilde takıldım. Edebiyatta, işte sosyalde, matematikte falan diye bir konu var mı? Şimdi tabii hani hiçbirinin sonucu açıklanmadı ama ikisi, ya bir tanesinde işte trigonometri analitik çıktı. Diğerinde analitik ve fonksiyon çıktı ondan sonra ve yani fonksiyon çalışmıştım. Yani çalışıyoruz zaten ama mesela denemede işte o an karşıma çıktığında tabii ki yani yeni bir konu çok daha şey değil ama hani çok iyi yapamadım matematikte fonksiyon kısmını. Ondan sonra yani analitik falan okey oldu. Trigonometri o dönemde yoktu. O yüzden yapamadım. Böyle denemenin yarısı var, yarısı yok fonksiyonlarda. Hani bir olmadı ondan sonra. Neden olmadı onu da tam olarak bilmiyorum. Yani konu yeni tabii. Ben böyle adam akıllı yeni soru da çözmedim. Hiç belki ondandır. Yani sınav da zor olabilir. Yani her şey olabilir ama onunla takıldım yani. Fonksiyon matematik böyle. Fonksiyondan bahsediyoruz şu an. Okey. Aynen. Fonksiyonda Uygun kuzucuğum olarak. ne kadar çalışırsan çalış,
Takılınabilecek Yapamıyorsun. bir konu. Ya hayır tabii ki yapamıyorsun değil de takılabileceğin bir konu. Yani Evet. dediğim gibi ben mesela apotemi fonksiyonu çözene kadar fonksiyonumu hiç toplayamadım. Çünkü gerçekten hani çok zor soru tarzlarına çok değişik soru tarzlarına aşina olmak gerekiyor. Fonksiyonun çok geniş bir kapsamı var. Yani öncüllü soru sorabilir, grafikli soru sorabilir, fonksiyon çeşitleriyle alakalı soru sorabilir. Fonksiyon aslında matematiğin her yerinde baktığınız zaman. O yüzden çok sıkıntı yaratan bir konu. Baktığında türevin içinde de fonksiyon var, limitin içinde de fonksiyon var, logaritmanın içinde de fonksiyon var. Yani her yerde fonksiyon, fonksiyon, fonksiyon. O yüzden bayağı sıkıntıya sokan bir durum. Dediğim gibi sen şu an için gerçekten böyle temel olarak da bir eksiğin olduğunu düşünüyorsan bu hafta birazcık fonksiyon testi çözeriz, sıkıntı yok. Ama fonksiyonunu geliştirmen için 12. sınıfa geçtiğinde böyle başlarda senden kesinlikle o apoteminin fonksiyon fasikülünü çözmeni istiyorum. Çünkü gerçekten hani çok zor çözmesi böyle dediğim gibi geçen saatte de ağlaya ağlaya çözüyordum artık hani. Atıyorum normalde 1,5-2 saat AYT matematik çalışmanında 3 tane 4 tane test bitirirsin. Onları bir kontrol eder analiz yaparsın. Bunda bir tane test çözüyorsun işte 6-7 soruluk hani taş çatlasın 10 soruluk bir bakıyorsun bir saat geçmiş falan böyle. Hatta şeydi bende. Normalde hiç bunu yapan biri değilim ama böyle artık ek kağıt kullanıyordum. Çünkü kitabın o altında soru için verdiği boşluk yetmiyordu. Gerçekten çok zorlayıcı sorular vardı. Ama o fonksiyon fasikülünü çözdükten sonra denemede karşıma çıkan fonksiyon sorularının %90 hiç kaçırmadım. Aynı şekilde bizim biliyorsun 21'in AYT matematik kısmı bayağı zordu. Oradaki fonksiyon sorularını da aslında yapabilmemin sebebi birazcık o kitaptı. Ben de bir öğrenci kendini fonksiyonda gerçekten zirveye taşımak istiyorsa o kitabı çözmeli. Ama tabii bunun için şu an erken. Yani sen henüz 11. sınıf öğrencisisin. Bir 12. sınıfa geçelim. Sonrasında. Bu arada dondun mu şu an ya? Beni duyuyorsun değil mi? Evet. Heh, Son ikinci cümle falan. tamam, güzel. Dediğim gibi fonksiyonlar için birkaç test yazarız ama asıl geliştirmeyi 12. sınıfta yapacaksın. İnşallah. Onun dışında var mı kafana takılan bir şey? Yani edebiyat güzel geçti o dönemde. Ondan sonra yani şiir vardı. O ikinci bu cumartesi günü girdim deneme çok böyle ileriden almış konuları. Normalde işte denemelerde şiir falan sorulmuyordu hani biz işlesek de. Yani şiir falan vardı ama iyi geçti zaten çalıştığımız için ayrıyetten. Ama mesela felsefe kötü geçti. Yani bir yerden topluyorum bir yer bozuluyor. Felsefeyi hiç çalışmamıştım. 11 felsefesi hiç yoktu bende. Yani ilk sınav var. Bu da ikinci ünite konuları olduğu için. Ve bu cuma benim felsefe sınavım var. O yüzden bu İşte bu hafta hafta bir felsefe çalışması yaparız mis gibi. Ezberimizi yaparız, not kağıtlarımızı çıkarırız. Haftaki 11. sınıf denemelerinde çatır çatır tokatlarız şeyleri, felsefe sorularını. Ben de felsefe deyince bir an şey düşündüm. Ya dedim bir çocuk ayet dinlemesi çözüyor. Acaba Sosyal 2'deki felsefeden mi bahsediyor? Ne diyor falan diye. Sonra dedim 11. sınıf denemesi çözüyor çocuk falan. Tamam. Onun dışında var mı takıldığın herhangi bir nokta? Ben olduğunu zannetmiyorum zaten. Aynen. Çalıştığında gayet algılayıp devam edebilen bir öğrencisin. Yani çalıştığını anladığında kağıda dökebilen bir öğrencisin maşallah diyelim. O yüzden çok bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Yine olursa diye sordum sadece. O zaman ben bir haftalık ilerlemeye bakalım. Geçen hafta neler yapmışız bir seni sorguya alayım çapraz sorguya. Sonrasında şey yapalım. Haftaya ne yapacağız? Birazcık ona bakalım. Şimdi Tamam. bu hafta her zamanki gibi fix 25'er dakika 25'er dakika paragraflarımızı koymuştuk. Bu konuda sıkıntı yaşadığın herhangi bir nokta oldu mu? Olmadı. Her zaman Ya söylediğim gibi çözdüm. yani tabii yanlışlar falan illa ki çıkıyor ama hani böyle işte şu konuda çok takıldım hani bu hiç olmuyor gitmiyor falan dediğim bir yer olmadı. Nereden çözüyorsun paragrafı? Şu an ünlü yayınlarından çözüyorum. Paragrafta ünlü yayınları çözüyorum dedim. İstersen şöyle bir şey yapabiliriz kuzucuğum. Artık hani yazım kuralları noktalama işaretlerini de bitirince dil bilgisi adına bir sıkıntın kalmamış olacağı için hani TYT Türkçe denemesi koyacağım paragraf koymak yerine. İstersen buna başlamadan önce paragrafı son bir şu şekilde yapabiliriz. 3-4-5'in bir tane paragraf denemesi var. Yani karma şekilde 20 tane paragraf. Zaten sen de günde 20 soru çözdüğün için söylüyorum bunu. İstersen ondan çözebiliriz. Gayet güzeldi. İçinde hem böyle çok zorlayıcı paragraf tarzları da vardı. Gerçekten hani arada çıkabilecek seviyede kolaylar da vardı. Mesela işte
bazı denemeleri o kadar zordu ki, böyle çok felsefik, çok bilimsel metinler vardı. Anlaması çok zor. Bazen ÖSYM böyle sorular da sorabiliyor, biliyorsun. Buna da bir tık bağışıklık kazanmak adına aslında güzel olabilir bence. Buna da Tabii. bakabilirsin. Ama TET Türkçe denemesi değil, sadece paragraf denemesi. Böyle kalın bir şey, 40, 25-40 paragraf denemesi falan vardır içinde. Ben bunu nasıl keşfettim? Ben sınava hazırlandığım dönemde, aslında çok bilinen bir şey değil bu. Sınava hazırlandığım dönemde erkek kardeşim de lise sınavına hazırlanıyordu, işte LGS'ye hazırlanıyordu. Annem de ona paragraf kitabı siparişi verirken yanlışlıkla TYT adına bunu sipariş vermiş. Ben de Ha. dedim, ha tamam, paragraf kitabım bitiyordu zaten, çözeyim dedim. Baktım gerçekten güzel bir kitap. Çok bilinmiyor ama güzel. Tamam, okey. Aynen. Kaydettim. Ona bir Bakacağım. bakabilirsin. Dediğim gibi zaten hani maksimum bir ay sonra yazın noktalamaya artık noktayı koyacağımız için, çok garip bir cümle oldu, yazın noktalamaya noktayı koyma bitirmiş olacağımız için sıkıntı olmayacak yani, artık full TYT Türkçe'den deneme çözeceğiz. Doğru. Onun dışında paragrafla ilgili benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Hemen probleme bakıyorum o yüzden. Bu hafta senin problem yükünü hafifletmek adına birazcık bir gün video, bir gün soru yapmıştık. Nasıldı bu sistem? İşine yaradı mı? Rahatlattı mı biraz seni? Yani çok daha iyi oldu. Çok daha iyi oldu. Yani bir süre sonra, çünkü geçen hafta, yani geçen hafta dedim, hani bundan önceki hafta bir böyle ağır geldi, bir karıştım ben ondan sonra, ama bu hafta daha iyiydi. Tamam, süper. Sadece bu hafta program yazarken bir tık daha böyle problem, TYT, matematik, yani birkaç güne yazmasak mı onları? Yani daha fazla. Olur, zaten şey dedim ya, sınav haftana geldik ya artık. Yani bir tık Aynen. daha TYT'yi hafifletip 11. sınıfa yükleneceğiz bu hafta. Böyle istisnai bir hafta olsun. Haftaya zaten kaldığımız yerden devam ederiz. Hiçbir geç kalmışlığımız yok. Hani bir hafta okul sınavlarına çalışmamız bizleri hiçbir şeye götürmeyeceği için sıkıntı yok. Hatta bu haftaya problem yazmayabiliriz bile. Olur. Direkt Hemen kabul kabul ediyor. ettim. Tuzak Aynı soruydu bence bu. Aynı şekilde Türkçe de yazmayız. Türkçeyi sadece işte seçmeli edebiyatta vesaire de Türkçeden de konuşan soruyorlar ya. Orada hani Evet. işte hangi Türkçe konularını, bilgisi konularını soracaklar. Ona bakarız. Ona göre biz de hani şey yaparız. O konulardan birkaç tekrar yapar. Belki test çözeriz. O kadar. Onun dışında hani bu hafta normal düzenimizin dışına çıkabiliriz. Haftaya o zaman kaldığımız yerden video artı test şeklinde problemde ilerliyoruz, değil mi? Haftaya. Bu Aynen. hafta değil. Aynen. Tamam. Onun dışında edebiyat, tarih, coğrafya ile ilgili herhangi bir sıkıntım oldu mu? Bunlar da zaten okula göre gidiyoruz ama hatta hemen şuradan hangi konulardan gidiyoruz? Nereye kadar gelmişiz? Bir sorayım. Şimdi Edebiyat, şiir, coğrafya. edebiyat, şiir. Aynen. Aynen. Coğrafya, dağıtım, üretim, tüketim falan, onlar var. Tarih Hı. tabii işte, böyle ıslahatlar falan, o dönemler. Dağıtım, üretim, tüketim sanayiye geliyor büyük ihtimalle. Tarım, Aynen. hayvancılık. Tamam, süper. Oraya kadar geldiniz yani. Sınavda da buraya kadar sorar diye tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin Tamam. ediyorum. İnşallah Ya öyle düşünüyorum. zaten sen de okuldan geldiğinde söylediğim gibi her zaman tekrar ettiysem hocanın arkasında ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Belki bir iki test çözebilirsin ki bence bunun için aslında soru bankası falan da almana gerek yok Begüm. Yani interneti aç, 11. sınıf coğrafya işte test yaz, ne bileyim. Göstermelik bir iki tane test çözsen yeter. Hani kendini sınamak için sadece, yoksa bunlar zaten kolay konular. Kendi çıkardığın notlardan da bir iki böyle okusan yeter bence. Onun dışında coğrafya ile ilgili kafana takılan bir şey var mı? Yok. Tamam. Tarihte nereye kadar geldiniz? Yani tarihte şu biz yıl işte bu duraklama, gerileme, 19. yüzyıl Osmanlı, ıslahatlar, kurtulma fikirleri falan, o kısımları işledik. Tamamdır. Bakıyorum. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Sınavda ne çıkacak? Asıl kilit nokta bu. Bizim şimdi bu hafta sınava odaklı çalışmamız gerekiyor. Sınavda da bunlar çıkacak. Coğrafyada bir tek değişik olarak ilk ünitelerde çıkacak. Yani dağıtım, üretim, Tamamdır. tüketim çıkacak. Bir de ilk üniteler çıkacak coğrafyada. Tamamdır, süper. Onun dışında tarihle ilgili şu şekilde yapalım diye söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa yine her zamanki gibi senin seçtiğin günlere işte tarih sınavından önce direkt şey yazalım, tekrar yazalım.
Tarih sınavı zaten bu hafta direkt ondan sonra yani cuma günü ikisi de. O yüzden sadece test çözeceğim yani. Çünkü bu hafta sonu işte biraz hani normal böyle hocaların söylediği kısımlardan not falan çıkardım ondan sonra. Test çözeceğim bu hafta. Başka bir şey yapmam yani. Tamam, süper o zaman. Bol bol yorumlama yeteneğini geliştir. Tabii ki bilgin de olsun ama bilgi sorusu çıkarsa zaten okuduğun notlardan artık kafanda kalmıştır, yaparsın. Ama yani hoca sizi tuzağa düşürmek için, ben bugün niye konuşamıyorum ya? Tuzağa düşürmek için yorum sorusu sorabilir. Özellikle öncüllü sorular kısmında bayağı dikkat et yani. Aynı TET mantığında sorarsa yani birazcık öğrenciler patlayabilir. Bunlara Hoca hep dikkat öyle et. yapıyor zaten. Bir tane kaynak kaldırdı hele. Dedi ki bunu sınavda buna benzer çıkacak. İlk sınavda da öyle oldu. Ondan sonra yani TYT ayarında yorumlu morumlu, bir de ben hiç sevmiyorum öyle soruları. Gerçekten Evet, hafta sonu ben de biraz hiç çözdüm. sevmezdim. Çünkü ezber kuvvetli, ezberliyorum ama ya Evet. İslamiyet, tamam mı? Allah'ın İslamiyeti. Biliyorum ya, biliyorum. Her şeyini biliyorum işte. Hazreti Muhammed dönemi olsun, ne bileyim işte dört halife dönemi olsun, cahiliye dönemiymiş, işte ilk Türk İslam devletiymiş, hepsini biliyorum. Önüne bir soru getiriyor. Diyor ki işte Yezid'in bunu yapma sebebi nedir? Hangisi olabilir? Öncüllü soru. Yani bir de yalnız diye soruyor ya. Şimdi o kadar titreniyorum ki, bir mi, bir üç mü mesela? Çok 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 kötü. Bir de olabilir mi hani? Ama işte Kesin bu de istemiyorum. soruları, Olabilir mi? işte bu soruları geliştirmenin en önemli yolu sürekli bu tarz yorum sorusu çözmek ve artık nasıl yorumlayacağını bir tık mantığına oturtmuş olmak. Başka türlü bu gelişecek bir şey değil. Evet, maalesef. Edebiyatta da aynı şekilde şiirden devam ediyoruz. O konuda sıkıntı yok. Okey, ama öğretmeniniz ne soracak? Ona göre yazalım birazcık bu hafta. Öğretmenimiz ilk kısımdan itibaren soracak. Giriş, hikaye ve şiir. Hepsi. Tamam, güzel. Onun dışında Türkçeden dil bilgisi konusundan soracağı bir şeyler var mı? Bu hafta dediğim gibi yazım koymayacağım artık. Onun yerine başka hani şey koyacağım. Sınavda işte seçmeli edebiyatta ya da başka normal edebiyatta çıkabilecek dil bilgisi konularını koyalım istersen. Dil bilgisi olarak cümlene göre soracaklar. Yani edebiyatçılar bir konu soruyorlarsa onun dönemin başına itibaren dönemin sonuna kadar soruyorlar. Öğeler sorulacak. Bir de yazım ve noktalama sorulacak ama işte sınavdaki yazım ve noktalama işte herkesin ortalama 20 puan hani 15 puan alabilmesi için yapılıyor. Zaten kolay. İşte D'daki falan İstiyorsan o gibi kolay zaman bu oluyor hafta, onlar. tamam, o zaman biz bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. Zaten yazım çalışıyorduk. Yazımı bu Evet. hafta tamamlayabildin mi? Nasıldı? Neler yaptın? Yani şimdi, yani çalıştım. Tamamladım diyemem yani senin dediğin gibi yazım bitmiyor yani bir şey görüyorum abidik gubidik bir sürü şey var ya yani bir süre sonra hani ilk zamanlarda heyecanlıydım işte böyle böyle falan. Sonra dedim bunu ben ne biliyorum ne gerek var yani ney yani çalıştım çözdüm testlerimi de Ya şöyle diyeyim o zaman. yani. Noktalamaya geçebilecek duruma geldin mi? Hani eksik bir konum kaldı mı? O anlamda sorayım. Ya kalmadı. Geçebilirim. Tamam. O zaman bu hafta noktalamayı yazacağım. Noktalamada hani sınav için bir tekrar yap. Tabii ki ilerleyen haftalarda yine noktalama çalışırız. Ufak ufak testlerini çöz. Atıyorum 3 testin varsa hepsini bitirmek yerine noktalamanın bir alt başlığı için 3 testin varsa bir tanesini birer birer çöz hani. Sınav için bir genel noktalamayı bitirmiş ol. Sonra haftaya tekrar yazarız. Totalde 3 güne dil bilgisi alacağım için 2 güne noktalama koyarım. Bir güne yine yazım koyarım ki sınavdan önce adam akıllı tekrar edebilesin diye. Tamam, okey. Ögelerde sıkıntın olmadığı için öge koymuyorum. Aynen. Tamam, o zaman Türkçeyi de hallettik. TYT Matematik'te zaten problemi artık ara vereceğiz dedik. Hatta bu hafta TYT Matematik yazmayacağız dedik. O yüzden hani özel olarak TYT Matematik'le ilgili bir sıkıntın varsa okey. Sanırım bugün TYT'den işte sınavım vardı dedin. Aynen, yarın var. Ha, yarın var. O zaman istersen hani bugün akşamki programa bir tık es geçip şey yapabilirsin. TYT Matematik abanabilirsin. Onun dışında bu hafta TYT Matematik yazmayacağım. Tamam, harika. Sadece bu hafta özel. Yoksa problemmiş. TYT matematikmiş. Kaytaramazsın asla. Tamam. Coğrafyada da zaten konuştuk o kısmı. Aynı şekilde tarihte de, edebiyatta da. Bakıyorum, AYT matematiğe geliyorum. AYT matematikte sınavınızda neler çıkacak? Ne yazalım bu haftaya? Analitik
fon. Ay, sesin Başka bir şey kesildi sanırım. çıkacak. Bir daha söyler misin? Geometri çıkacak. Bir de şey çıkacak. Fonksiyon. Trigo. Trigonometri Yok. çıkmayacak mı? Geometri sormamaya karar verdiler. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Atıyorum mesela 3 gün tam eşit bölmek yerine işte 6 gün çalışıyoruz ya mesela totalde biz ders. 3 fonksiyonu 3 analitik bölmek yerine bence analitikte bir tık daha iyisin. Fonksiyonda kendine çok fazla güvenin yok. 4 Evet. fonksiyon 2 analitik yapalım. Çünkü analitiği sağlam çalıştın. Ufak birkaç test çözüp tekrarla sınava girebilecek seviyeye geleceksin. Aynen. Evet. Ama fonksiyon çok yeni gördük fonksiyonu. Niye sınavda soruyorlar ben hiç anlamadım. Bir de nereye kadar işlediysek oraya kadar soruyorlar. Ben bazenleri bu öğretmenleri gerçekten anlamıyorum. Ya fonksiyonu sormayın. Durun bir işleyelim bir iyice öğreneyim ben testini çözeyim. Evet. Çok yeni. Neyse sen elinde kaç kaynak varsa bir kaynak, iki kaynak, üç kaynak ilerleyebildiğin yere kadar TYT matematik de yazmayacağımız için bu hafta matematik adına full AYT mata abanabilirsin. 2 saat hani günde minimum çalışmanı tavsiye ediyorum haftaya sınav haftası çünkü. Bu sağlam çalışmalarının karşılığı ileride sana birkaç test çözdüğünde konuda eski böyle prof kıvamına gelebilecek şeyi aldığında, meyveyi aldığında verecek sana karşılığını. O zaman Bekliyorum. fonksiyon ve analitik diyoruz. Var mı buraya burayla ilgili bir sıkıntın, bir sorun? Yok. Tamam. Geometriye geliyorum. Geometride de hani normalde şey çalışıyorduk ya sen söyle. Bu üçgende olan mesela kısmı çalışıyorduk. İstersen bu kısma da ara verebiliriz. Bu da TYT olduğu için çünkü. Evet, bu hafta çünkü geometri çalışmak tabi biraz böyle beni bir zorladı. Çünkü fonksiyon halletmeye çalışıyorum falan, böyle geometri halletmeye çalışıyorum falan. Öyle biraz zorluk çektim yani. Tamam o zaman bu hafta onu da yazmıyoruz. Bu hafta sözel dersler artı AYT matematik çalışıyorsun. Bir de tabii ki paragraf. Tamam. Onu zaten es geçebiliriz bile demem yani. Asla. Tamam. Şimdi hemen bir tekrardan geçen haftaya bakıyorum bakmadığım şeyleri. AYT matematikte zaten okeyiz. Geometride de aynı şekilde. Yine biraz sıkıntı çektim dedin ama yapmışsındır diye düşünüyorum. Evet. Edebiyat, tarih, coğrafyada herhangi bir sıkıntın yok zaten. Sadece şu TYT matematikten mutlaktan soru çözecekmişiz. Bunu halledebildin mi? Bir sıkıntı yaşıyorum demiştin. O yüzden hafta sonuna bunları koymuştuk. Bunlarda bir sıkıntı yaşamadım. Yani çözdüm Tamam. onları. Tamam, Aynen. süper. Tarihte böyle bir karma yorum sorusu yapalım demiştik. Bir 100-150 soru biriktir demiştim. Onu yaptın mı? İyi geldi mi? Yani 100-150 kadar çözmedim. Biraz, bir tık daha böyle 80 civarı çözdüm Ama ama önemli güzeldi değil sayısı. yani. O da iyiydi. İlk zamanlar daha da fazla yanlışım çıkıyordu. Şimdi biraz daha böyle yorumlamayı öğrendikçe işte 11 tarih falan da çözünce oturmaya başladı. Tamam, Güzel oldu. süper o zaman, süper. Yine bu haftaya katkısı olmuş olur çünkü öğretmeniniz yorum tarzı soruyorsa faydası olmuştur yani sana. Evet. Bakıyorum. Başka bir şey yok sanırım ya. Senin eklemek istediğin bir şey var mı geçen haftayla ilgili yoksa bu haftaya geçeyim mi? Bu haftaya geçebiliriz. Tamamdır. Bu bizim 12. haftamız. 26 Aralık, Kasım diyorum bu arada. Ben hala Kasım'da kalmışım. Beni orada bırakın. 26 Aralık yazdım zaten. Tamam. Şimdi bugün pazartesi, salıdan yani yarından başlıyorum programını yapmaya. Fix paragraflarını hemen koyalım. Tamam. Dediğim gibi bu 3-4-5'in şeyine bakıp ona göre yapabilirsin. Bir de bu hafta için hani mesela 2 tane 11. sınıf denemesine girdim dedin ya. Yine hani böyle bir denemen varsa onları yerleştirelim istersen. Denemem yok. Çok şükür. Tamam, güzel, süper o zaman. Şimdi paragrafları koyduk. Bugün dediğim gibi full TYT matematik çalışabilirsin. Yarınki sınav adına. Zaten bütün haftaya TYT mat yazmayacağımız için hayli hayli bu akşamki şeyini kapatırsın. Ne yazmışız? Türkçeden yazım koymuşuz. AYT mat koymuşuz. Ya yani AYT matematiği de Türkçeyi de zaten haftaya da koyacağız. Problemde de izlemeyi ver videonu. Zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz dedik haftaya. O yüzden bunları es geçip hani direkt TYT mata şey yapabilirsin. Pazara da hemen bir genel tekrarını koyalım. İşte. Çok yaşa. Ay sen de gör. Şimdi bunları koyduk. Hemen bir şeye geçmeden önce sözellerini koymak istiyorum. 2 edebiyat, 2 tarih, 2 coğrafya için gün seç bana. Totalde yani 6 gün olacak şekilde.
Ya da şöyle yapabiliriz. Tarih için biliyorsun tarih sınavı bu hafta dedin. Cuma dedin. Çarşamba perşembeyi direkt 2 güne mesela tarihe kapatabiliriz. Cuma'dan öncesi için. Tamam, olur. Olur. Tamamdır. Tarih diyorum. 1 saat, 1,5 saat, 2 saati bulur bence bu haftaki çalışmaların. Aynen. Çünkü ben ne kadar çalışırsam çalışayım bana yetmediği için hiçbir türlü hani eksik olmuyor. Onun dışında coğrafya ve edebiyatı hangi günlere yazalım? Onun sınav tarihlerini sen bildiğin için soruyorum. En uygun neresi olur sence? Yani Coğrafya ve edebiyatı. Aynen. coğrafyayı cumartesi, Tamam. pazartesi. Bugün Tamam. çalışabilirim. Çünkü izleyecek videolarım var. Ondan sonra edebiyatta salı cuma yani Ama aynen. şey bu haftaya pazartesinin şeyi ya programı ya o yüzden diyorum. Şu anki şu pazartesi bugünün değil yani 26 Aralık'ın değil. Haftayanın programı olacak. Bugünün. Hayır Geçen hafta. yarından var. Yarından başlıyoruz ya programı yapmaya. Yani ben salı şöyle diyeyim bak. Şöyle diyeyim. 27 Aralık, 28 Aralık, 29, 30, 31, 1 Ocak. Yani şu pazartesi 2 Ocak'ın pazartesi olmuş oluyor. Öyle mi yapıyoruz biz? Ben geçen haftaki pazartesi mesela geçen haftaki pazartesi olarak çalışıyorum. Diyorum ya hani bugün pazartesi ben yarından yani salıdan başlıyorum programı yapmaya diyorum ya. O haftayanınki olmuş oluyor. Hatta şöyle de yazayım. Anladım. Okey. O şekilde. O yüzden ona göre karar ver. Coğrafya 2 saat cumartesiye Tamam. birini yazdım. Bir gün daha belirle. Tamam. Kalan günlere de edebiyat koyacağız. Tamam. Edebiyat tam salı. Tamam. Edebiyat salı cuma olsun. Coğrafya da cuma cumartesi olsun o zaman. Edebiyat yani yarına koymuş oluyoruz. Aynen. Tamamdır. Cumartesi pazar mı yapayım coğrafyayı yoksa haftaya mı yapayım? Yani haftaya hangi gün coğrafya sınavı? Haftaya hangi gün coğrafya sınavım? Çarşamba günü. Tamam. Pazara koyabilirim istersen coğrafyanın. Ya da koymayabiliriz. Benim için sıkıntı yok. Pazartesiye mi koyayım, pazara mı koyayım coğrafya mı? Pazartesi olur ya. Tamam, koydum o zaman. Sözellerini bu şekilde yerleştirdik. Yine işte mesela pazar gününe geldiğinde tekrar etmek istediğim bir yer olursa, çünkü daha pazartesideyiz, o zamana kadar bayağı bir sözel çalışmış oluyorsun. İşte atıyorum Aynen. mesela cuma günü çok yorgundun, absürt bir durum oldu. Ne bileyim karnın ağrıdı, başın ağrıdı, bir şey oldu. Çalışamadığını pazara atabilirsin. O yüzden zaten boş bırakıyoruz pazarları biliyorsun. Aynen. Şu an için sadece AYT matematiğin ve şeyin kaldı. Ne yazacağız dedik bir de. Yok bir şey yazacağız demedik. Şu an için sadece AYT matematiğin kaldı. Ha Türkçen kaldı. Türkçeleri yazacağız. Evet. Türkçeler için bana 3 tane gün seçmeni istiyorum. Yani birer aralık bırakarak yazacağım zaten. Hani işte salı, perşembe, cumartesi mi olsun? Pazartesi, çarşamba, cuma mı olsun falan gibi. Pazartesi, çarşamba, cuma olsun. Tamam. Türkçe. Haftaya hangi gün demiştin Türkçe sınavım? Edebiyat sınavın hangi günde haftaya? Türkçe demişim. Edebiyat sınavım hangi gün haftaya? Hemen bakayım. Yani dil bilgisinde çıkacağı edebiyat sınavın. Ona göre koyalım. Cuma günüymüş haftaya. Tamam, güzel. Daha çok var onu düşünmemiz Aynen. için. Türkçeden o zaman şuraya bir noktalama diyeyim. Şöyle Türkçeden yazdım. Bunu dememin sebebi de ilk işte birkaç gün yazım çalış ki çarşamba gününe son bir kez yazımı koyuyorum. Cuma artık noktalamaya geçebilirsin. Noktalamada kaldığın yerden pazartesi devam edersin. Dediğim gibi haftaya şey yapabilecek şekilde çalış. Böyle sınava kadar noktalamayı üstün körü de olsa bitirebilecek şekilde çalış. Sınav bittikten sonra kalan testlerini yine çözeriz. Onun dışında geometri yazmayacağız. AYT matematik kaldı sadece. Başka bir şey yok. AYT matematikte istersen şöyle bir şey yapalım.
Salı ve Çarşamba'ya, yani yarın ve yarından sonrasına analitik yazayım. Sonra full fonksiyon yapalım AYT matematik sınavına kadar. 11. sınıftaki işte matematik sınavımıza kadar. Tamam, olur. Analitik diyorum. 2 saat, 3 saat artık neyse ne kadar istersen çalışabilirsin. Şöyle koydum. Kalanında full fonksiyon diyeceğim. İstediğin kadar çalışabilirsin. Hatta pazara da koyacağım. Çünkü pazar günü hani çok da bir işin olmuyor aslında baktığımız zaman. Bayağı hafif bir program oldu. Tamam, güzel. Bunu niye buraya yazdım? Bir tur daha dönüyorum ben. Öyle birer tur daha hepsini döneceğim herhalde. Tamam. Bakıyorum. Galiba bir sıkıntı yok şu an. Unuttuğumuz benim gözümden kaçan bir yer var mı? Her şey Tamam. tamam. Tamam, süper o zaman. Yine senin aklına takılan bir şey olursa zaten bana söylersin. Tamam, okey. O zaman haftaya görüşürüz. İyi Görüşmek üzere. çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Benim Teşekkürler. bizim görüşmemizden önce gireceğin sınavlar için de başarılar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz, iyi akşamlar.